Çok güzel bir Poco coin'i almak için arkadaşlar sponsorumuz mmovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OG eksi indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim ve bugün sizlerle birlikte yepyeni bir daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere FIFA 17 rating yükselecek ilk 10 futbolcu, Süper Lig'deki ilk 10 futbolcu arkadaşlar. Size bunu göstereceğim. Çok istediğiniz arkadaşlar bunu çekmeme ve ben de sonunda çektim. Bildiğiniz gibi şu ana kadar downgrade alacak ilk 10 oyuncu, upgrade alacak ilk 10 oyuncu tarzı çekmiştik ama Süper Lig'e özel hiçbir videomuz yoktu FIFA 17'de. Şu anda arkadaşlar onu da gerçekleştiriyoruz. Dediğim gibi sonunda sizin istediğiniz olay oluyor arkadaşlar. Bu videoda 300 beğeni geçersek çok sevinirim arkadaşlar. Dediğim gibi 5000 abonenin şerefine çok daha güzel şeyler yapacağım. Bildiğiniz gibi crossbar challenge çekmiştim arkadaşlar ama o videoda bir sıkıntı çıktı. Yani onu bir türlü halledemedik. Kısmet olmadı ama her işte bir hayır vardır diyoruz arkadaşlar. Onu da tez zamanda tekrar bir daha çekip kanala yükleyeceğim. Merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar bugünkü videomuz hemen anlatayım ben size. Hani diyeceksiniz şimdi bana tabii ki de yorumlara geleceğini şu abi şunu neden komedi bunu neden komedi tarzı yorumlar gelecek arkadaşlar. Ben burada şimdi 10 tane ama 11 tane futbolcu var. Dediğim gibi şimdi sırayla sizlerle hepsini inceleyeceğiz. Bu videoda dediğim gibi 300 beğeni geçelim arkadaşlar. Yeniyseniz abone olabilirsiniz ve bundan sonraki FIFA 17 videosunda ne istiyorsunuz bana onu da yazarsınız arkadaşlar. Onu da analizlerini yaparak size bir geri video olarak dönüş yaparım arkadaşlar. Şimdi öncelikle hemen başlayalım arkadaşlar. 10 numara Serdar Aziz. Şu anda ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sene zaten oyuna Silver başladı. Geçen sene de 74'tü. Bu sene de 74. Bir tane arkadaşlar Silverken inform aldı. 74'ten Silver görüyorsunuz ama kartı Gold gibi. Ardından arkadaşlar upgrade alıp 76 oldu ve en sonunda Tots'u çıktı. Serdar Aziz'in bu sene arkadaşlar normal kartın üzerine 3 tane kartı çıktı ve Galatasaray'a transfer oldu arkadaşlar hepinizin bildiği gibi. Tabii ki de bu 3 kart artık Galatasaray'a transferi gerçekleşince ben Serdar Aziz'in önümüzdeki sene 78 olarak oyuna başlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi buraya düşün kartını koymadan direkt ratinglerini söyleyeceğim sadece. 78 rating olarak Serdar Aziz'in oyuna başlayacağını ben düşünüyorum arkadaşlar ki önümüzdeki sene tekrar oyunda en çok kullanılan stoperlerden birisi olacak. 9 numarada arkadaşlar NDI'ye var Osmanlıspor'dan. NDI arkadaşı oyuna 68'lik silver olarak başladı. Non-rare bir silver'dı. Ardından bir tane silver informunu aldı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ve upgrade alarak, kışın upgrade alarak 75'lik forvet arkası kartı çıktı. NDI'nin görmüş olduğu gibi arkadaşlar kartı mükemmel yani hani 75 ama kartı gerçekten çöküyor. Özellikleri falan harika yani fiziği var, dribbling, pass, pace her şey var yani arkadaşlar. Önümüzdeki sene ben NDI'nin arkadaşlar oyunu 76 veya 77 olarak ve rare olarak devam edeceğini, parlayan olarak devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hemen NDI ile geçiyoruz. Şimdi sırada Lukas Podolski var arkadaşlar. Lukas Podolski'yi görüyorsunuz. Bu sene gerçekten arkadaşlar hani ben bu kadar iyi oynayacağını düşünmüyordum Galatasaray'da ama mükemmel bir oyun sergiledi Podolski. Arkadaşlar oyuna 77 olarak başladı. Zaten Podolski'nin klasik her oyunda arkadaşlar şutu yüksektir ve 84 şutla başladı arkadaşlar oyuna. Ardından bir tane inform aldı arkadaşlar. Hani ben şimdi bu sırasında şöyle söyleyeyim. Bir tane inform aldı. Ardından upgrade'i çıktı. Ama ben şimdi burada sırasını arkadaşlar renge doğru yaptığım için dolayısıyla ilk başta upgrade'li karttan bahsedeceğiz. Upgrade'li kartı arkadaşlar 78'lik görüyorsunuz. Ve ben de bu kart ultimate'ini kullanıyorum. Artı 6 pace aldı arkadaşlar. Artı 6 pace. Ya bu inanılmaz yani gerçekten artı 6 mükemmel bir artış. Aynı şekilde şutunda da artı 2 aldı arkadaşlar. Podolski'nin kartı gerçekten çok iyi. Ve aynı şekilde Podolski'nin oyunda bir tane informa ve bir tane Team of the Season kartı var ki Team of the Season kartının mükemmel olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Ben henüz kullanma şansı bulamadım ama Podolski'nin Tots kartının mükemmel olduğu söyleniyor arkadaşlar. Dediğim gibi Podolski de bu şekilde. Ben arkadaşlar önümüzdeki sene Podolski'nin oyuna 79 veya 80 olarak başlayacağını düşünüyorum. Öyle aman aman bir 82 falan olmaz yani öyle birden ama 80 olması yani ideal yani 79-80 arası bir şey Podolski ideal görüyorum arkadaşlar. 7 numarada Simon Kjaer var. Simon Kjaer arkadaşlar bana kalırsa Avrupa düzeyinde mükemmel bir stoper. Yani Fenerbahçe'den gider mi gitmez mi orasını bilmiyorum ama gerçekten Avrupa düzeyinde ve mükemmel bir stoper arkadaşlar. Ben de çok beğeniyorum. Hani ben Galatasaraylıyım arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz ama ben de öyle futbolcu ayrımı yok. Gerçekten çok iyi bir futbolcu. Ben çok beğeniyorum oyun tarzını arkadaşlar. Bu sene hani oyunda çok Team of the Week falan upgrade falan çıkmadı ama mükemmel bir Tots kartı var arkadaşlar. Zaten bu kart inanılmaz iyi. Ya 72 pası falan var. Mükemmel bir kart arkadaşlar. Bir stoperin pasını yiyor olması çok iyi bir şey. Simon Kjaer'de arkadaşlar önümüzdeki sene ben oyuna 82 veya 83 olarak başlamasını hem istiyorum hem de öyle olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok iyi bir stoper arkadaşlar. Yani Avrupa düzeyinde yani harbi çok iyi. Fener onu iyi aldı. Ama umarım gitmez diyoruz. Ve önümüzdeki sene 83 veya 82 olarak başlıyor arkadaşlar. Bir sonraki isim Sinan Gümüş. Bu sene arkadaşlar Sinan Gümüş başta olmasa da sonlara doğru açıldı diyebiliriz. Oynamaya başladıkça açıldı. Sinan'da
arkadaşlar oyun 67'lik gümüş olarak başladı ve 87 pace'i vardı zaten kartında. Ardından herkesin kafası şu soru vardı: Türk Ligi tostları çıkacak mı? Türk Ligi tostu çıkarsa Sinan'ın kartı nasıl olacak falan filan tarzı sorular vardı arkadaşlar. Ve Sinan'ın kartı şöyle oldu. Team of the Season, Türkiye Ligi'nin çıkmasından, Team of the Season'ın çıkmasından bir hafta önce ne Team of the Week'inde Sinan Gümüş çıktı 74 rating. Ve TOTS'ta bir daha Sinan Gümüş çıkmadı arkadaşlar, ama bu 74'lük informu inanın bana TOTS'a bedel bir kart. Yani 88 ve 83 arkadaşlar, artı 14 şut gelmiş kartına. Artı 4 dribbling, artı 4 fizik, artı 5 pas ve artı 2 defansına gelmiş. Sinan Gümüş'ün arkadaşlar bu 74'lük informunu ben TOTS gibi algılıyorum yani. Gerçekten hani EA öyle de çıkarmış olabilir. Ama gerçekten arkadaşlar mükemmel bir kartı var ve Sinan Gümüş'ün arkadaşlar önümüzdeki sene ben direkt oyuna ya tam 74 olarak başlamasını bekliyorum veya 75 ile başlamasını bekliyorum. Ya silver ya da gold olur, ama 74 veya 75 ile başlayacağını ben düşünüyorum arkadaşlar. Ardından da önümüzdeki sene iyi oynarsa arada da upgrade'ini alabilir. 5. sırada arkadaşlar Atiba Hutchinson var, zaten fazla konuşmaya gerek yok. Adam dinamo yani arkadaşlar, öyle bir akciğer var ki adamda bitmiyor. Her yere yetişiyor. Zaten o kartlarını da görüyorsun arkadaşlar, bir upgrade, bir inform ve bir tane Team of the Season'ı var. Hani gerçekten arkadaşlar Atiba oyuna çok yani hakim ediyor. Yani Beşiktaş futbolcular Sinan Engin'in deyişiyle ona bir hediye falan alsın yani, primlerini falan ona versinler. Çünkü şampiyonlukta çok büyük pay var arkadaşlar. Atiba'nın önümüzdeki sene oyuna 79 veya 80 olarak başlamasını bekliyoruz arkadaşlar. Tabii ki yani bunlar benim tahminlerim. EA ne yapar bilmiyorum, çünkü EA'nin arkadaşlar sağ solu belli olmuyor. Ama ben hani Atiba'nın önümüzdeki sene harbiden 80 olarak başlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani şu bu seneki performansından dolayı mükemmel performans vardı gerçekten ve karşını alır umarım. Bir sonraki isim arkadaşlar Oğuzhan Özyakup, oyuna 77 başladı. 79 olup upgrade'ini aldı. 81'lik informunu aldı ve sonunda Team of the Season'la sezonunu tamamladı. Üzerine ilk kartın üzerine 3 tane kart çıktı. Gayet formda bir oyuncuydu bu sene Oğuzhan. Bilinç döneminde çok eleştiriliyordu ama Şenol Güneş'le açıldı arkadaşlar. İşte teknik direktörün önemi gerçekten çok büyük futbolcuların üzerinde. Bunu da zaten buradan görüyoruz. Oğuzhan arkadaşlar önümüzdeki sene oyuna 81 olarak başlayacaktır. Ve Gold Rare olarak 81 olarak başlayacağını ben düşünüyorum. Güzel bir oyun sergiledi bu sene çünkü arkadaşlar. Hemen bir sonraki isim Mario Gomez arkadaşlar. Kartlarını sığdıramadı. Yani hani öyle söyleyeyim size, şu arkadaki fotoğrafları hazırlarken kartını sığdıramadım gerçekten. Küçült, büyüt, sağ kaydı, sola kaydı, en sonunda sığdı arkadaşlar. 78'i kartla başlıyor, üzerine 4 tane kart koyuyor Mario Gomez ki bu fazla da olabilirdi ama EA çıkarmadı arkadaşlar. Gerçekten bu durum böyle. Geçen sene Dembaba'yı çıkarabilirler, çıkarmamışlar. Bu sene de Gomez'e başlayacaklar ama artık EA dayanamayıp çıkardı yani. Hani gerçekten bu sene bir iki tane daha fazla kartı çıkabilirdi Gomez'in. 78 başlıyor arkadaşlar, 80'lik upgrade'ini alıyor. 81'lik inform, 82'lik International Man of the Match ve 81'lik Team of the Season kartı çıkıyor. Önümüzdeki sene Mario Gomez oyuna 82 ratingde başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Cümlemize hayırlı uğurlu olsun. İyi bir stoper olacak sonunda Türkiye Ligi'nde. Yani 82 olmasa da 81 banko yani. Yani 80 kalmaz. Çünkü bu kadar iyi oyun üzerine kalacağını gerçekten düşünmüyorum. Kalırsa yayın salaklıdır arkadaşlar veya eyyamdır. Bu kadar diyorum. Ve mükemmel bir sezon çıkar gerçekten Gomez arkadaşlar. Harika da kartları var oyunda. Ben çok kullanamıyorum ama kullanan da iyi kullanıyor. Öyle diyeyim arkadaşlar. Hemen geçelim videomuzu fazla uzatmadan. Bir sonraki isimimiz Akhisar Spor'dan Daglao. Daglao arkadaşlar oyunu 72 başladı. 76'lık upgrade ve 83'lük TOTS'ı bitirdi. Daglao geçen sene arkadaşlar çok iyiydi. Silver'da hatta bir tane daha inform vardı geçen sene. O da harikaydı ama geçen sene TOTS olmadığı için dolayısıyla çıkamadı. Ve arkadaşlar bu sene Daglao 72-76 ve 83 oldu. Önümüzdeki sene arkadaşlar oyuna ben 75 ve gold olarak başlayacağını düşünüyorum. 75 gold olarak başlar oyuna. Hani öyle aman aman bir futbolcu değil ama hani artacağını ben size göstermek için çekiyorum zaten şu an bu videoyu. Bir sonraki isim arkadaşlar Eto Reis var. Eto Reis hiç kimsenin beklemediği bir performans gösterdi. Antalya Spor'un hem teknik direktörü hem kaptanı hem de babası oldu diyebiliriz. Yani hani her üçünü yani adam bir transferle üçünü bir araya getirdi. Arkadaşlar Eto 79 başladı. 80'lik winter upgrade'ini aldı. 2 tane inform çıkardı. Üzerine bir TOTS kartı çıktı. Eto'yu arkadaşlar kullanabilirsiniz ama özellikle forvetli de camda kullanırsanız gerçekten çok iyi olur. Çünkü 85 pası var arkadaşlar. Cama Eto çekip forvete RF Podolski veya Gomez'in TOTS'unu koyabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Eto'ya yani seneye ne olur dersiniz arkadaşlar. O çok büyük bir mesele. Seneye nereye gideceğini kimse bilmiyor. Antalya'da da kalabilir, gidebilir. Yani Çin Emine falan giderse hani kartı olmaz ama eğer Antalya Spor'da kalırsa kartının 81 veya 82 olacağı hiç içten bile değil. Yani 82 falan olursa harbi harika olur ve kullanır ama hani EA'de de şimdi şöyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Ya bu kadar yükseltir mi Türkiye Ligi'ni? O da hani benim kafam birazcık şey yapıyor.
bilemiyorum ama 82 olacağını ben düşünüyorum. Çünkü bu sene gerçekten en arkadaşı Eto, yani hem bir dünya starı hem de böyle bir iyi performans ben yükseleceğini düşünüyorum. Bir sonraki isim arkadaşlar Umar Amino, 67'lik Silver'la başladı, 74'lükle bitirdi. Görüyorsunuz arkadaşlar, mükemmel bir artış var. Yani şutunda artı 16 var, dribblinginde artı 6 var, fizikte 5 var, pasta 6 var, defansında da 5 var arkadaşlar. Umar Amino 74'lük tam bir füze arkadaşlar, gerçekten füze yani. Çok hızlı bir futbolcu ve çok da genç arkadaşlar. Ama dediğim gibi hani bu siyah futbolcunun yaşını kestiremiyoruz yani. Dediğim gibi hani o yüzden kaç yaşında olduklarını gerçekten bilmiyorum. Dede de olabilir yani bu adam. Şöyle mesela Embolo var arkadaşlar. Embolo'nun 97'li olduğuna ben inanmıyorum. Ama adam 97'li olamaz yani. Dediğim gibi siyahi futbolcuların arkadaşlar şeyleri belli olmuyor. Ama dediğim gibi benim videom bu kadar arkadaşlar. Buraya şimdi kime eklemediydim onu söyleyebilirsiniz. Bana ben arkadaşlar buraya Jose Sosa'yı ekleyecektim. Ama şu anda Photoshop'ta bir sıkıntı çıktığı için Jose Sosa'yı ekleyemedim. Onu söyleyeyim. Jose Sosa, Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı. Bu 3 tane futbolcu arkadaşlar maalesef ekleyemedim. Photoshop bug'a mı girdi? Bir şey oldu. Bilgisayarı yeniden başlamak istemiyorum çünkü Sony Vegas'te bir editim vardı. O yüzden arkadaşlar Jose Sosa, Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı'nda bu listeye ekliyorum. Umarım video hoşunuza gitmiş arkadaşlar. Bu videoda çok emek var. Lütfen bir 300 beğeni geçelim şu videoda. Yeniyseniz abone olabilirsiniz. Hepinize kucak dolu sevgiler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.